Mallarından geçmişler, evlad üyelerinden vazgeçmişler. Şehirlerini bırakmışlar, parklarını bırakmışlar, evlerini bırakmışlar. Ticaretlerini bırakmışlar, Allah'ın dini için hicret etmişler. Bununla beraber şehadete talip olmuşlar, şehadeti aramışlar bulunmuş oldukları köylerde. Mesela Şehit Hamza anlatılır, denilir ki Şehit Hamza'nın annesi Zaza'dır, kendisi Zaza'dır. Şehit olmuş Allah yolunda. Orada bulunan insanlar diyor ki biz dedik herhalde annesi gelse tabiri caizse kıyametleri koparacak. Aracak, bağıracak, çağıracak. Baktık ki subhanallah annesi geldi, morga girdi, Şehit Hamza orada uzanmış. Dedik bağıracak, kendine vuracak. Dedi ki şehadet-i la cemi mübarek bu. Şehadet-i la cemi mübarek bu. Şehadet-i la cemi mübarek bu. Oğlumun şehadeti mübarek olsun. Oğlumun şehadeti mübarek olsun. Oğlumun şehadeti mübarek olsun dedi. Ben şimdi size şunu soruyorum. Bu kadına bu bilinci veren nedir Allah rızası için? Bu aşk ile İslam ama hizmet etme, oğlunu kurban etme, yıllardır el bebek, gül bebek büyütmüş olduğu çocuğu Allah yolunda paramparça olduktan sonra böyle bir kurban anlayışını ona veren nedir Allah rızası için? Bunu oturup düşünmek lazım. Yani İslam bizim için çok değerli. Bazen İslam bizden canımızı ister, malımızı ister, mülkümüzü ister, saatimizi ister, vaktimizi ister, oyunlarımızı bizden ister, telefonla uğraşımızı, sosyal medyalarımızdan vazgeçmemiz gerektiğini ister. Kurban edebiliyorsak demek ki biz bu davayı anlamışız demektir. Hangi alanda zafiyetimiz varsa, hangi alanımız İslami davaya hizmet etmemize engel oluyorsa, Kur'an'a kendimizi kurban etmemiz bize engel oluyorsa bizim o alanda nefsimize çile çektirmemiz lazım. Hatta nefsimize çile bülbül çile dedirtmemiz lazım. Allah-u Teala bunu söyleyenlerden eylesin.